Sen beni kahvaltıya davet edince gelsen mi gelmesen mi diye çok düşündüm Asaf. İyi ki geldin Hacer. İki laf etmezsem, derdimi paylaşmazsam çıldıracağım. Çok sıkıntılı günler geçiriyorsun biliyorum. Ama derdini veren dermanını da veriyor. Sabır lazım. Hep benden konuştuk. Kusura bakma. Sen nasılsın? Veysel'le dertliyim ben de. Ne beni affediyor ne de seni. O yüzden her şeye karşı tepki veriyor. Bilemiyorum. Artık yoruldum. Bir evladım daha olduğunu öğrendim ama giderek bana yaklaşacağına uzaklaşıyor. Geçenlerde Makbule ile gelinlik bakmaya gittik. Benimle de nişanlısıyla da kavga edip çekip gitti. Makbule de mum gibi eriyor üzüntüsünden. Nasıl çıkacağız bu işin içinden Hacer? Nasıl yumuşatacağım bu oğlanın kalbini ben? Sabır, sabır göstereceğiz. Galip'in dediği gibi taşlar yerine oturacak zamanla herhalde. Umarım. Galip bebeğin özürlü olmasına nasıl tepki veriyor Asaf? Dağ gibi evladım yıkıldı, mahvoldu. Ama kimseye çaktırmamaya çalışıyor. Çok zor bir durum. Ama önce sen kendine dikkat et lütfen. Bu dertlerin içinden çıkacağına inanıyorum ben. Hepsi düzelecek inşallah. Dayanmaya çalışıyorum işte. Kahvaltı için teşekkür ederim Asaf. Ben müsaadenle gideyim artık. O nasıl söz Hacer? Sen beni dinledin ya. Ben teşekkür ederim. Allahaısmarladık. Yine buluşuruz değil mi? Hı hı, buluşuruz.